Gazze karanlık günler yaşıyor. Tel Aviv vurmaya, Kudüs roketle karşılık vermeye devam ediyor. Hamas'ın askeri gücü Kassam Tugay'ın komutanı Nur Bereke'ye yönelik suikastin ardından Gazze savaş alanına döndü. İsrail bölgeye peş peşe bomba yağdırdı. Son ağır bombardımanda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı 25 yaralı var bilgisini paylaştı. Gazze'de çok sayıda bina yıkıldı. İsrail saldırıları geride büyük bir yıkım bıraktı. İsrail Gazze'nin farklı noktalarına hedef almayı gece boyu sürdürdü. O noktalardan biri de El Aksa televizyonuydu. İsrail füzeleriyle tam 6 bina enkaza döndü. Gazze'de okullar ve kamu kurumlarında çalışmalara ara verildi. Öte yandan Tel Aviv'in saldırgan tavrına roketle karşılık verildi. İsrail ordusu 300'den fazla roket atıldığını belirtti. Ancak roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğü ifade edildi. Roketler nedeniyle bir İsrailli öldü, 30'a yakın kişi yaralandı. Gazze'de İsrail'e atılan roketlerin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilme anı da görüntülendi. Güç kullanımında bir adım uzakta tehdidi savuran ve Fransa'dan Tel Aviv'e dönen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde peş peşe güvenlik toplantıları yaptı. Önce Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot'la görüştü. Ardından bombardıman başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu daha sonra güvenlik kabinesini yine topladı. Kabinede İsrail'in atacağı yeni adımlar masaya yatırıldı. Hamas'a uluslararası alanda yoğun görüşmelere başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yurt dışı ziyaretlerini yarıda kesti. Abbas'ın Ramallah'a döneceği açıklandı. Filistin Devlet Başkanı, uluslararası topluma bir de çağrıda bulundu. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.